Semerkant. Amin Mauluf. Çeviren Ali Berktay. Amin Mauluf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Mauluf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır. Ve şimdi gezdir gözlerini Semerkant'ın üzerinde. Değil mi ki o yeryüzünün ecesi, alıp tüm diğer kentlerin yazgı iplerini ellerine, çıkmamış mı hepsinin üstüne o mağrur? Edgar Allan Poe, 1809-1849. Atlas Okyanusu'nun dibinde bir kitap yatıyor. Anlatacağım işte onun hikayesi. Hikayenin sonunu belki biliyorsunuz. O devrin gazeteleri nakletmişlerdi. O tarihten sonra yayımlanan kimi eserlerde de kayda geçti. Titanic, 1912 yılında Nisan'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece Newfoundland açıklarında battığında kurbanların en ünlüsü bir kitaptı. İranlı şair, gökbilimci Bilgi Ömer Hayyam'ın rübaiyatının mevcut tek yazma nüshası. Bu deniz kazasından fazla söz edilecek değilim. Başkaları faciayı dolar cinsinden ölçtüler zaten. Cesetlerin sayımını usulünce yapıp son sözlerini zapta da geçtiler. 6 yıl sonra aklımdan hala çıkmayan tek şey, kısacık bir süre naçizane emanetçiliğini üstlendiğim, damarlarında mürekkep dolaşan o varlık, onu doğum yeri olan Asya'dan koparıp alan ben değil miydim? Ben yani Benjamin O. Lesage, benim valizlerimin içinde binmedi mi Titanic gemisine? Ve onun bin yıllık seyrini kesintiye uğratan benim çağımın kibri olmadı mı? O günden sonra dünya her gün biraz daha kana boyandı, her gün biraz daha gölgelendi ve hayat da benim yüzüme bir daha gülmedi. Geçmişin seslerinden başka bir şey işitmeyip çocukça bir umudu besleyebilmek, ısrarlı bir hayali içimde büyütebilmek için insanlardan uzaklaştım. Onun bir gün yeniden bulunacağı hayalini, altın mahfazası sayesinde hiç zarar görmemiş, üstelik yazgısı yeni bir Odessa ile zenginleşmiş olarak çıkacaktı denizin gün yüzü görmeyen derinliklerinden. Parmaklar onu okşayabilecek, açabilecek, içine dalabilecekti. Tutsak aldığı gözler başından geçenlerin tarihçesini kenardan kenara kayarak izleyecek. Şairi ilk dizelerini, ilk sarhoşluklarını, ilk korkularını keşfedeceklerdi. Ve haşhaşinler tarikatı. Sonra gözlerine inanamayarak kum ve zümrüt rengi bir minyatürün karşısında çakılıp kalacaklardı. Ne tarih var ne imza o resimde. Hayranlığı veya hayal kırıklığını yansıtan şu sözler sadece. Semerkant, dünyanın ezelden beri güneşe çevirdiği en güzel yüz. Var mı dünyada günah işlemeyen söyle. Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle. Bana kötü deyip kötülük edeceksen, yüce Allah ne farkın kalır, yüce Tanrı ne farkın kalır benden söyle. Çeviri Sabahattin Eyüboğlu. Bu bir Ömer Hayyam şiiri. Kimi zaman ağır ve iç karartıcı bir günün ardından inen Semerkant akşamında, işsiz güçsüz takımı Baharat Çarşısı'nın yakınındaki çifti meyhane çıkmazında bolta atmaya gelirdi. Amaçları güzel kokulu soğut şarabanın tadına bakmak değil, geleni gideni kollayıp çıkır keyif olmuş bir içkiciyi yakaladıklarında tepesine çullanmaktı. Kurban toz toprağın içinde sürüklenir, yemediği küfür kalmaz ve baştan çıkarıcı şarabın yüzündeki yalazlanmasını sonsuza dek hatırlatacak cehennem ateşlerinde yanması için beddualar edilirdi. Rubaiyat yazması 1072'nin yaz aylarında yaşanan böyle bir olayın sonucunda doğacaktı. O sırada Ömer Hayyam 24 yaşındaydı. Semerkant'a geleli çok olmamıştı. O akşam meyhaneye mi gidiyordu yoksa sokaklarda aylak aylak mı dolaşırken yolu tesadüfen mi oraya düşmüştü? Meçhul bir şekilde sona ermekte olan günün bin bir ayrıntısına pür dikkat kesilmiş bir halde sokakları arşınlamanın o taptaze keyfini sürüyordu. Ravent tarlası sokağında küçük bir oğlan tezgahın birinden aşırdığı elmayı sıkı sıkı göğsüne bastırarak tabanları yağlamış kaçıyor. Çuhacılar çarşısında ise yerden yüksek bir dükkanın içinde kandil ışığında yine bir tavla partisi sürüyor.
Zarlar atılıyor, oyunculardan biri söverken öteki kahkahalarını güçlükle bastırıyordu. Urgancılar çarşısının kemerleri altında bir katırcı şadırvanın yanında durmuş, birleştirerek uzattığı avuçlarını dolduran senin suyu seyrediyordu. Sonra dudaklarını uzatarak sanki uyuyan bir çocuğun alnına bir buğse konduracakmış gibi eğildi. Susuzluğunu giderdikten sonra ıslak avuçlarını yüzünde gezdirip şükretti mırıldanarak. Yerden bir karpuz kabuğu alıp suyla doldurdu. Hayvanı da su içebilsin diye götürdü ona. Tütsücüler meydanında hamile bir kadın yolunu kesti Hayyam'ın. Peçesi sıyrılmıştı. 15'inde ya vardı ya yoktu. Tek kelime etmeden, saf dudaklarıyla bir kez bile gülmeden Hayyam'ın biraz önce satın aldığı ve avucunda taşıdığı kavrulmuş bademlerden bir tutam alıverdi. Hayyam hiç şaşırmadı buna. Semerkant'ın bu epey eski inancından haberi vardı. Hamile bir kadın sokakta hoşuna giden bir yabancıyla karşılaşırsa hiç çekinmeden onun yemeğini paylaşmalıydı. O zaman çok o çocuk o yabancı kadar güzel, onun gibi ince uzun olur, aynı soylu ve düzgün yüz hatlarını alırdı. Ömer uzaklaşıp giden meçhul kadının ardından bakarken avucunda kalan bademleri gururla çiğniyordu. Ağır ağır. Bir uğultu çarptı kulaklarına. Adımlarını hızlandırdı. Zincirlerinden boşanmış bir kalabalığın ortasında buldu kendini bir müddet sonra. Upuzun kolları ve bacaklarıyla iskeleti andıran bir ihtiyar yere serilmişti bile. Başı açıktı. Darmadağınık beyaz saçlarının ardından meşini andıran kafa derisi gözüküyordu. Öfke ve korkuyla attığı çığlıklar bir teviye uzanan bir hıçkırığa dönüşmüştü. Gözleriyle yalvardı yeni gelene. Zavallı adamın çevresinde tehditkar sakalları, intikamcı sopaları ile 20 kadar adam toplanmış, çevrelerini de arada biraz mesafe bırakan keyifli bir seyirci halkası sarmıştı. İçlerinden biri Hayyam'ın allak bullak olmuş yüzünü görünce içini rahatlatmak ister gibi "Bir şey yok canım, alt tarafı uzun cabir işte" dedi. Ömer yerinden sıçrayıverdi. Bir utanç düğümlendi boğazında, mırıldandı. Cabir, Ebu Ali'nin arkadaşı. Çok sık rastlanan sıradan bir adı aslında Ebu Ali. Ama bu ad Buhara, Kordoba, Belh veya Bağdat'ta okumuş yazmış bir adamın dudaklarından böyle saygıyla karışık bir aşinalıkla döküldüğünde kimin kastedildiği konusunda hiçbir kuşkuya yer kalmazdı. Batı'da Avesana ismiyle meşhur Ebu Ali İbni Sina. Ömer onunla hiç karşılaşmamış, o öldükten sonra 11 yıl sonra doğmuştu ama kendi neslinin tartışmasız hocası, tüm ilimlerin sahibi, aklın havarisi olarak büyük bir saygı beslerdi ona. Hayyam yeniden mırıldandı. Cabir Ebu Ali. Ebu Ali'nin en gözde öğrencisi. Adamı ilk kez görse de onun acıklı ve ibret verici yazgısının her satırını biliyordu. İbn Sina tıp ve kelam ilimlerinde onu kendi devamcısı olarak görüyor, ispatlarının gücüne hayranlık duyuyordu. Eleştirdiği tek nokta fikirlerini fazla yüksek sesle ve çok dobra dobra açıklamasıydı. Cabir bu kusuru yüzünden birçok kez hapse atılmış ve 3 kez de meydan dayağına çekilmişti. Bunların sonuncusunda Semerkant'ın büyük meydanında öküz sinirinden yapılmış kamçı tüm yakınlarının huzurunda tam 150 kez inmişti bedenine. Bu aşağılayıcı cezanın ardından bir daha kendini toparlayamamıştı. Gözü karalığı ne zaman meczupluğa dönüşmüştü acaba? Kuşkusuz karısı öldüğünde. Artık üstü başı lime lime, ayakları birbirine dolaşarak ve küfürler ederek zındıkça zırvalar haykırarak arşınlıyordu sokakları. Kahkahalarla el çırpan çocuk sürüleri peşini bırakmıyor, attıkları sivri taşlarla yaralıyorlardı onu. Bazen gözlerinden yaşlar akacak kadar çok yanıyordu canı. Ömer sahneyi izlerken düşünmeden edemedi. Dikkat etmezsem ben de böyle tükenip enkaza döneceğim. Ayyaşlıktan korkmuyordu. Kendini kolay kolay kaptırıp koyuvermeyeceğini bilirdi çünkü. Şarapla aralarında karşılıklı bir saygı oluşmuştu. Ne şarap onu yere serer, ne o şarabı döküp saçardı yerlere. Asıl çekindiği kalabalıklardı. Kalabalıkların içindeki öz saygı duvarını yıkmasıydı. Bu çökmüş, yere serilip etrafı kuşatılmış adamı seyrettikçe kendini tehdit altında hissediyor, yolunu çevirip oradan uzaklaşmak istiyordu. Ama İbn Sina'nın bir yakınını da bu güruhun insafına terk edemeyeceğini biliyordu. Ağır ve oturaklı 3 adım attı, son derece rahat bir tavır takınıp hakim bir el hareketinin eşlik ettiği tok ve kararlı bir sesle "Bırakın şu zavallıyı gitsin" dedi.
Çetenin başını çeken adam o sırada Cabir'in üzerine eğilmiş durumdaydı, doğruldu. Burnunu başkalarının işine sokan bu davetsiz misafirin karşısına gelip dikildi. Sakalının altında sağ kulağından çenesinin ucuna kadar uzanan derin bir bıçak yarası görülüyordu ve yüzünün bu oyuk tarafını karşısındakine dönüp bir hüküm açıklar gibi konuştu. Bu adam sarhoşun, zındığın, feylesofun teki. Bu kelime ağzından beddua okur gibi tükürürcesine çıkmıştı. Biz Semerkant'ta hiçbir feylesof istemiyoruz artık. Kalabalıktan onu onaylayan bir uğultu yükseldi. Bu insanların gözünde filozof lafı Yunanların din dışı ilimleriyle ve daha genel anlamda da din ya da edebiyat alanına girmeyen, her şeyle fazla yakından ilgilenen herkesi ifade ediyordu. Ömer Hayyam da genç yaşına rağmen şimdiden önde gelen filozoflardan biri ve şu zavallı Cabir'den de çok daha büyük bir avdı. Façalı surat onu tanımamıştı herhalde. Çünkü Hayyam'ı bırakıp yeniden ihtiyarın üzerine eğildi. Sesi soluğu kesilen Cabir'i saçlarından yakaladı. Başını 3-4 kez sarstı. Sanki en yakındaki duvara vurup parçalamak istiyormuş gibi yaptı. Sonra birdenbire bıraktı. Çok hoyratça davransa da yine de temkinliydi. Kararlılık gösterisini cinayete dek vardırmayı göze alamıyor gibiydi. Hayyam da tam bu anı kollayıp yeniden araya girdi. ''Bırak şu ihtiyarı, dul bir adam o. Hasta, meczup görmüyor musun, dudaklarını bile zor kımıldatıyor.'' Elebaşı bir sıçrayışta doğruldu, Hayyam'ın üstüne yürüdü. İşaret parmağını neredeyse sakalının içine kadar soktu. ''Madem bu kadar iyi tanıyorsun onu, söyle bakalım sen kimsin? Semerkantlı değilsin, seni bu şehirde daha önce hiç görmemiştik.'' Ömer karşısındakinin elini tepeden bakan ama sertlikten de sakınan bir hareketle kendisinden uzaklaştırdı. Adamın saygısında gedik açık kavgaya çanak tutmak istemiyordu. Adam bir adım gerilese de sorusunda ısrar etti. ''Adın ne, yabancı?'' Hayyam duraksadı. Kimliğini açıklamak istemedi. Sığınacak bir yer aradı. Gözlerini ince bir bulutun hilalin üzerine örttüğü göğe kaldırdı. Bir an sessizlik, bir iç çekişi. Kendini bu temaşaya kaptırıp unutmak her şeyi, yıldızların adlarını saymak teker teker, kalabalıklardan uzakta, güvende olmak. Güruh çevresini sarmıştı bile. Bazı eller üzerine sürtünmeye başladı. Kendini toparladı. ''Adım Ömer, Nişaburlu, İbrahim'in oğluyum. Peki sen kimsin?'' Soru havada kaldı. Adamın kendini tanıtmaya hiç niyeti yoktu. O kendi şehrindeydi ve soruları o soracaktı. Daha sonraları Ömer lakabını öğrenecekti onun. Façalı, suratlı, softa diye nam salacak, elinde sopası, ağzında Kur'an'dan ayetler ve hadislerle Semerkant'ı tir tir titretecekti. Şimdilik nüfuz alanı çevresini saran ve ağzından çıkan her söze, her hareketine dikkat kesilen şu gençlerle sınırlıydı. Gözleri parladı birden, çömezlerine doğru döndü, sonra muzaffer bir eda ile kalabalığı süzdü, haykırdı. ''Hay Allah, Nişapurlu İbrahim Hayyam'ın oğlu Ömer'i, diyarını nasıl oldu da tanıyamadım?'' ''Horasan'ın yıldızı, İran'ın ve iki Irak'ın dehası, feylesofların şahı Ömer.'' Sözde yerlere kadar eğilip alaylı alaylı selamladı onu. Parmaklarıyla kanat çırptı sanki. Sarığının iki yanında ve etrafına toplanmış aylakları kahkahadan kırıp geçirdi bu hareketleri. Bir dindarlık ve iman örneği sayılabilecek şu rubaiyenin yazarını nasıl oldu da tanıyamadım? Şarap testimi kırdın Allah'ım, zevk yollarımı bağladın Allah'ım, yere saçtın lal rengi şarabımı, tevbeler tevbesi yoksa sen sarhoş musun Allah'ım? Hayyam öfke ve kaygıyla dinledi. Böyle bir kışkırtma oracıkta cinayete davetiye çıkarmak demekti. Kalabalıktan hiç kimse bu kışkırtmaya alet olmasın diye bir an bile yitirmeden yüksek ve berrak bir sesle cevabını patlattı. ''Ben bir rübaiyi ilk kez senin ağzından duyuyorum. Ama bak şunu ben yazdım gerçekten. Hiç bildikleri hiçtir. Bilmek istedikleri hiç. Bak da gör şu cahilleri, kurulmuşlar tepesine dünyanın. Onlardan değilsen şayet kafir derler adama. Boş ver onları Hayyam, sen bak kendi yoluna.'' Ömer'in bak da gör derken küçümseyici bir el hareketiyle hasımlarını işaret etmesi hataydı. Uzanan eller giysisini yakalayıp çekiştirmeye başladı. Üstü başı yırtılıyordu, sendeledi. Sırtı önce arkasındaki bir dize çarptı, sonra da yerdeki düz döşeme taşlarına yapıştı. Saldırıya geçen kalabalığın altında ezilirken ellerinden kurtulmak için çırpınmaya kalkışmadı. Giysilerinin parçalanmasına ve bedeninin lime lime edilmesine boyun eğecekti. Tevekkülle.
Gırtlağının kesilmesini bekleyen kurbanın o gevşek uyuşukluğuna bırakmıştı bile kendini. Hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey duymuyordu. Kendi içine kapanmış, surlarını bulutlara dek yükseltip kapılarını sıkı sıkı örtmüştü. Kurban, törenini durduran 10 silahlı adamı da nereden çıktığını bilinmeyen davetsiz misafirler gibi seyretti. Keçe külahlarının üzerinde Ahdas'ın Semerkant şehir millisinin soluk yeşil alametlerini takmışlardı.